Merhabalar arkadaşlar. Bir transfer dedikodusu videosu ile karşınızdayım. Bu isim bir iki gündür ajanslarda dolaşan ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Jeremy Bela. Evet, Fransız oyuncu Albacete İspanya 2. Liginde oynayan Jeremy Bela'nın futbol menajeri 2019 profil analizini yapacağız ve daha sonra da bu sene 2018-2019 sezonuna ait performans videosunu izleyebileceksiniz video içinde. Evet, bakalım oyuncunun özelliklerine. Oyuncu 25 yaşında arkadaşlar. 93 doğumlu, şu an 26 yaşında oluyor. Milli takım formalarında A milli ve alt kademelerde hiç forma giymemiş. Albacete'de forma giyiyor. 825 bin euro bir bonservis bedeli var ve 30.06.2019'da, yani bu sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Yıllık 400 bin euro kazanıyor arkadaşlar Jeremy Bela. Evet, oyuncu bir ofansif orta saha oyuncusu Jeremy Bela. Yeri geldiğinde de sol kanatta da oynayabildiğini, hatta forvet mevkinde bile imkanlar dahilinde oynayabileceğini görüyoruz burada. Ama ilk tercih ofansif orta saha, sağ kanat mevki. Evet, oyuncu 1.73 boyunda, 69 kilo ağırlığında, kullandığı ayak sağ, kişilik oldukça sportif ve medya gözünde kanat oyuncusu. Antrenman tarzı ise sık sık topla beraber koşar. Gelelim fiziksel özelliklerine. Çeviklik 14, dayanıklılık 12, denge 12, güç 10, hız 15, hızlanma 14, vücut zindeliği 11 ve zıplama 7. Evet, oyuncu tabii ki sağ açık ya veya kanat forvet mevkine göre değerlendirelim özelliklerini. Fiziksel özelliklerine baktığımızda hız ve hızlanması fena değil. 14-15 bir kanat forvet ya da sağ açık için fena reytingler değil açıkçası. Güçte biraz sorun var. Çok güçlü bir oyuncu olmadığını görüyoruz. Vücut zindeliği de 11. Açıkçası riskte. Riskli diyebilirim sakatlık mevzu. Evet, fena değil ama fiziksel özellikleri. Zihinsel özelliklerine gelelim. Agresiflik 8, cesaret 12, çalışkanlık 13, karar alma 10, kararlılık 12, konsantrasyon 9, liderlik 5, çok zayıf, ön sezi 11, özel yetenek 15, pozisyon alma 7, soğukkanlık 11, takım ayını 10, topsuz alan 12, vizyon 10. Evet, burada dikkat çeken nokta özel yetenek 15, çalışkanlık 13, cesaret 12 diyebilirim size, ama konsantrasyon, liderlik ve vizyon çok düşük bir kanat forvet için arkadaşlar. Ama çok mu kötü? Kesinlikle çok kötü değil. Vasat ve vasatın bir tık üstü zihinsel özelliklere sahip diyebiliriz Bela için. Evet, gelelim en önemli noktaya, teknik özelliklerine. Teknik 15, pas 10, pası çok düşük. Dribbling 15, fena değil. İlk kontrol 14, bitiricilik 11, kafa vuruşu yok gibi bir şey 5, markaj 4, çok önemli değil. Uzaktan şut 15. Uzaktan şutu çok iyi. Evet, fena fiziksel teknik özellikler değil. Yani 25 yaşında daha futbolun gelişiminin devam ettiği bir yaşta daha da üstüne koyabileceğini düşünüyorum bu açıdan teknik özelliklerinde. Yani çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Özellikle uzaktan şut 15 bence çok iyi bir özellik. Bu açıdan uzaktan şutlarla oynayacağı takımda bol bol fayda verebilir diye düşünüyorum Jeremy Bela için. Evet, şöyle kısaca geçmişine gelelim arkadaşlar. Lens'ten çıkmış Fransa'da. İlk resmi maçı 2012-2013'te çıkmış Lens'le. 16 maç 1 gol. 2013-2014'te bir maç 0 gol atmış ve bedelsiz Dijon'a gitmiş. Dijon'da ilk sezonda 4 maç oynayabilmiş, gol atamamış. İkinci sezonda 33 maç 6 gol atmış. 2015-2016'da 23 maç 4 gol atmış. 2016-2017'de 14 maçta 2 gol atarak Albacete'ye bedelsiz olarak transfer olmuş Jeremy Bela. İlk sezonda Albacete'de 33 maçta 5 gollük bir performans, 5 gollük bir performans var. Bu sezon ise kariyerinin tap noktasına çıktığını söyleyebilirim. 32 maçta şu ana kadar La Liga 2'de 11 gol, 2 asist. Kral Kupası'nda da bir maç oynamış, skora katkı yapamamış. Totalde 33 maçta 11 gol, 2 asist var. Yani skor olarak en verimli sezonunu yaşıyor bu sezon. Kariyerinin tap noktasına çıktığını görüyoruz Jeremy Bela için. Evet, kısacası Bela bu arkadaşlar, Jeremy Bela gördüğünüz üzere. Yani bonservisi elinde olan bir oyuncu transferi olacak. Denenebilir mi? Bence denenebilir. Yani bu tarz oyuncuları, yani maliyet açısından uygun olan oyuncuları hiçbir zaman karşı değilim. En kötü ihtimal rotasyonda yer alacaktır kendisi. Yani sözüm ona Alper Potuk'tan mesela faydalı olabilir. 25 yaşında da çok öyle yaşlı değil. Hani yeterli gelişimi ve yeterli performansı alırsanız Avrupa'ya ihraç edip iyi bir bonservis bedeli elde etme şansı da var Fenerbahçe'nin. Denenebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Umarım Bela'yı Türkiye Süper Ligi'nde izleme şansımız olur. Evet arkadaşlar, Futbol Manager 2019 profil analizi bu şekilde Jeremy Bela'nın. Şimdi 2018-2019 performans videosu ile karşınızda olacağız. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Kariyer hikayelerimize devam edeceğiz ve farklı konseptlerdeki videolarla da karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. İşte Jeremy Mela'nın 2018-2019 performans videosu. Hoşça kalın. Futbol Manager 2019'da kalın.
Right is wrong instead.